Herkese merhaba. Yılın ikinci manşetine hoş geldiniz. Esasen ilk manşeti gibi bir şey. Çünkü biz 1 Ocak'ta yayın yaptık ama hafta sonuna denk geldi. Türkiye ve dünyada zaten bir rehavet var. Dolayısıyla insanlar belki 4 Ocak pazartesi itibariyle 2021'i anlamaya, yaşamaya başladılar diyebiliriz. İlk mesai günü olması itibariyle de. Esasen 2020'den 21'e değişen bir şey yok. Aynı gündem evrildi. Yani Perşembe bitti, Cuma başladı. Neyse, <laughs> 2020 bitti, 2021 o. Ama e, yalandan da olsa 2021'e büyük umutlarla, büyük hayallerle ve e, dualarla başladık. Yalandan da olsa derken yanlış anlamayın, insanlar biliyorlar 2021'in iyi geçmeyeceğini ama gene de işte adet yerini bulsun diye bir dilek, temenni faslı oldu. Yoksa 2021 iyi gelmedi iyi geçmeyecek ve 2020 gibi 2021'de kötü hatırlanacak. Üzgünüm. Bugün biraz bunun detaylarını konuşacağız. Yıl 2021 vitrine çıkanlar dedik. Vitrine çıkanlar derken tabii bir vitrin mankeni hikayesi var. Oraya da gönderme var. Fikri Sağlar ...gerçekten e, gereksiz bir çıkışla Halk TV'de fikri sağlar. CHP ile ihraç mı, CHP'den ihraç mı, CHP üyesi mi hala bilmiyorum. Ama eski bakan, eski milletvekili elbette. Şu anki CHP'deki pozisyonunu bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla bir pozisyonu yok... Partide mi değil mi ondan da emin değilim ki bir önemi yok yani. Neticede birisi bir laf ettiyse ve bu laf benimsenmemişse tepki varsa o lafı o kişiyle baş başa bırakır işinize bakarsınız. Fakat öyle olmuyor. Fikri sağlar bir şey söyleyince CHP Genel Başkanı konuşmuş gibi oluyor. İşte AKP'den biri bir halt karıştırınca da o tabi elbette saray konuşmuş, AKP konuşmuş gibi oluyor. Böyle şeyler yok esasen herkes kendi lafıyla yargılanmalı, sorgulanmalı. Ve genelleme yapılmamalı ama... ...Türkiye'nin büyük bir hastalığı genelleme. Hemen her konuda genelleme. Bir, bir tweet atıyorsun mesela altına... ...siz de şöyle yapmıştınız, siz de böyle yapmıştınız diye... ...yığınla şey sıralıyorlar. Ya ben yapmadım kardeşim, beni yaptıklarımla ve söylediklerimle yargıla yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu diyemiyorsunuz. E, vitrine çıkanlardan kastımız bu. Birazdan e, buna da bakacağız. Ama 2021 e, başlarken e, gerçekten... Enteresan böyle bazı münferit şeyler seçtim. Hızlı bir e, ufuk turu yapmak istiyorum sizlerle. Yeni Asya'da İbrahim Özda bakın bugünkü karikatürü zayi hukukumuzu kaybettik hükümsüzdür diyor. Evet. Yeni Asya'nın manşetini bugün ekrana getirmeyeceğim çünkü sevmediğim bir adam var. Osman Can Profesör Doktor. Bugünkü dönemin bugünkü hukuksuzluğun taşlarını döşeyen adamlardan biri. Elbette orada bir sitem var. Elbette manşette işte Osman Can hukuk muhuk bir şey diyor ama e, hiç alakadar etmiyor. Çünkü zamanında yani şimdilik bir ara hukuka ara vermeye, demokrasiye ara vermeye de yarar var. Çünkü e, bir sistemi organize edelim. Ondan sonra tekrar döneriz falan diye konuşan, yazan bir adam yani. Ee, Yenas ya da yani onu almış manşete koymuş. İtirazım e, var adama ve laflarına ama manşet seçiminde özgürler. Yani diyecek bir şey yok. Böyle bir durum var. Ee, yani artık sosyal ağlara bu sene çok ciddi bir zapturapt altına alma durumu var. Biz herhalde dumanla haberleşeceğiz. Bakın şunu söyleyeyim. Gazetecilik akışkan, gazetecilik geç, geç, e, geçişken. Yani YouTube biter, Periskop'a gidersin. Periskop kapatır kendini, Facebook'a gidersin. Facebook'a bir şey olur, Instagram'a bir şey olur. Bulunur bir mecra. Bugün bu o, çağda artık bu kadar globalleşen insanların dünyanın dört bir tarafından saat farkına bile artık aldırmaksızın Zoom odalarında, online görüşmelerde, online toplantılarda buluştuğu, iş bitirdiği, eğitim paylaştığı, ne bileyim hatta böyle Noel veya yılbaşı arefesinde aile toplantıları yaptığı bir dünyayı hüküm sürüyoruz. Hiçbir şey gizli kalmaz. Bu Türkiye'deki iktidar kadar muhalefetin de ıskaladığı bir şey. Biz buradayız, konuşuyoruz ve konuşmalarımız başınızda patlayacak. İktidarı ve iktidarın dışında muhalif görümlü deste destekçilere söylüyorum. Ondan dolayı da zaten artık konuşamıyorlar. Tıkarız laflarını, ağızlarını. Anlatabiliyor muyum? Dünyanın neresinde olursak olalım. Biz ve bizim gibi gazeteciler. Gerçekler artık. Bunu hesap edemediler. Böyle bir global globalleşmeyi, böyle bir artık standartların değişmesini medyada, paylaşımda bilgi çağında bunu hesap edemediler. Türkiye'yi kapatırsak biz de işte iktidarla muhalefet olarak yakapaçı oluruz falan filan. Bunlar gider, bizim dönemimiz gelir. O arada da istemediğimiz insanlar zaten temizlenmiş olur. Devran devam eder falan gibi böyle 1900 50'lerin, 60'ların, 70'lerin soğuk savaş yılları falan gibi düşündüler. Oradan geldikleri için kafada öyle çünkü. hayır. Evet. Şu anda acı acı farkındalar ve ondan dolayı da söylemlerini değiştirmek zorunda kaldılar ve mağdura da işte yanındaymış gibi filan sahip çıkıyormuş filan gibi yapmaya başladılar. Bu biraz da bundan yani. 2020'nin en büyük gururu elbette Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in ve kadın ön planda dikkatinizi çekerim. Güzel bir şey bu. Pfizer, BioNTech. bu iki ilim insanı BioNTech tarafında Pfizer'da aşıyı işte üretip dağıtan şirket koronavirüs aşısını bulması, ve bu, bulması ve dünyayla paylaşmasıydı. Der Spiegel, Almanya'nın en prestijli dergisine kapak oldular efendim. Tabii bunun üzerine çok yorum yapılıyor. Deniyor ki yani işte bunlar Türkiye'de olsaydı ne olurdu filan falan. İşte hani dışişleri de bunlara sahip çıkmış falan. Bizim gururumuz falan filan diye. Türkiye'de olsalardı muhtemelen KYK ile okuldan atılmış olurlardı. Veya bulundukları üniversitede bir şeyler yapmaya çalışıyor olurlardı. Ama aşıyı geliştirebilirler miydi? Emin değilim. Türkiye'de kalsalardı üniversite eğitimi alıp akademisyenlik yapma falan şansı bulurlar mıydı? Ondan da emin değilim. Dolayısıyla Türkiye'de olsaydı ne olurdu konusuna sorusuna bir anda bir çırpıda cevap bulacak, cevap verecek halimiz yok. Fakat şundan eminim son 4-5 yılda yüz binlerce insan dünyanın dört bir tarafına özellikle batı ülkelerine açıldı. Onlar olmasa bile onların çocukları tıpkı bu isimler gibi güzel başarılı işlere imza atacaklar. Türkiye'de o zaman gene böyle gurur duymaya uzaktan devam eder mi? Etsin. Yani kimsenin de çok fazla umurunda değil. Suat Kınıklıoğlu paylaşmış. Bu devlet hep vasatı tercih etmiştir. Sistem parlak cevval sıra dışı adamı ustalıkla öğütür, bezdirir veya sistem dışına atar diyor. Merhaba Akşener. Ülkemizde son bir yılda 386 kadın katledilmişken rakama bak. Yani sayı çok yüksek. 386 kadın çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla demiş Sayın Erdoğan. Beral Akşener çıplak aramaya ilişkin herhangi bir şey yaptı mı? Yine aynı şekilde doğum polis gözetiminde doğum yapan ve tutuklanan, tutuklanacak veya gözaltına alınacak neyse kadın kadınlar için bir yorum yaptığımı bilmiyorum. Yaptığına tanık değilim. Bir kadın, bir anne ve sorumlu bir siyasetçi olarak umarım yapar. Zararsız alanlarda at koşturmak kolaydır. Mühim olan riskli alanlara girmek. Ki o zaman zaten ee, dediğiniz bir şey ifade eder. Varlığınız ve misyonunuz da bir şey ifade eder. Ha girmiyorsanız o alana yoktur sayın bilmem kimden farkınız. Sayın Akşener. Köprülere yüzde 25 zam. Bu hep oluyor. Şimdi zaten hani bu geçiş garantili köprüler falan meselesini geçtik. Her senenin başında bu zamlar olur. Bunun iki nedeni vardır. Bir, devlet hep zaten açıktadır ve açığı bir şekilde kapatmaya çalışır. İki, bu zamlar 2020 veya bir önceki, yani bir önceki senenin enflasyonuna, şunla bunla verilerine yansımaz. O açıdan hemen 1 Ocak'ta zamları dayarlar. Bir üçüncü özellikle bu döneme has yorumu da şu devlet zararda kasa tam takır eksiğe düşmüş durumda ve devlet bu tür gelirlerle durumu toparlama veya işte efendim para bulma derdinde. Bir de işin böyle bir tarafı var. Trafik cezaları artar, pasaport harçları artar ve işte efendim siz daha evvel müsamaha gördüğünüz konularda para cezalarıyla falan karşılaşırsınız. Ve bu konuda da memurlara talimat gitmiştir. Keseceksiniz gözünün yaşına bakmayıp alacaksınız, tahsil edeceksiniz falan diye. Dolayısıyla herkes de kendisine gelen bu genelgi ve yönetmeliğe uymak için çaba harcar. Çünkü kotalar belirtilmiştir ve o kotayı doldurmaya çalışacaktır filan. Para bitmiştir ve devlet bu şekliyle ceza falan keserek, harçları falan artırarak vatan, vatandaştan tabir yerindeyse haraç toplama derdindedir. Bir de işin böyle bir tarafı vardır. Bugün bu çağda, bu ülkede, bir ülkede sobadan zehirleniyorsa insanlar o ülke hiç kusura bakmasın kıskanılacak değil, ayıplanacak bir ülkedir. Sobalı bu evde anne ile baba ölmüş, üç çocuk tedavide diyor Batman Cumhuriyet Mahallesi. Ben böyle haber okumuyorum yaşadığım ülkede veya bu ülkenin komşularında. Bu geride kaldığı zaman artık sobadan zehirlenerek insanların ölmediği bir ülke söz konusuysa ülkeniz artık bir yere doğru yürüyor demektir yani. Orada Anonymous yeni bir tweet'le 3 Ocak tarihli Reis bizi üzüyorsun ama İnsan en azından Murat Dinç'in 1988'de ölen birinin üzerinden kredi suiz dağıttığı hesap üzerinden 2018 yılında yaklaşık 90 milyon euroluk işlemin nasıl yapıldığını anlatır falan diye bir şeyleri bildiğini ima ediyor. Çıkacak 3 vakte kadar bakalım ne olacak. O arada bu hesabın bu adı kullanan farklı bir çakma hesap Berat Albayrak'ın adreslerini Amerika'da yayınlamış ve biz de bunu burada konu etmiştik. gerçi ben onun altına notumu düşmüştüm. Yani teyitli olmadığını söylemiştim. ve çok akla yakın gelmediğini de ifade etmiştik. Neticede fake bir hesap olduğu ortaya çıktı. Ve hedef amacının hedef saptırma olduğu da ortaya çıktı. O arada o adresler doğru galiba. Fakat o adresler belki bir zamanlar gösterilmiş veya bir zamanlar oturulan adresler. Çünkü o adreslerden birinin sahibinden bir mesaj aldım. Şu anda ben oturuyorum falan orada diye. Ee, adresler doğru olsa bile bir zamanlar Berat Albayrak'a falan kayıtlı olsa bile şu anda olmadığı kesin. Eski bir mesajı eski bir bilgiyi almış ısıtmış. Hedef saptırma amacı olarak kullanmış. Geçen haftaki yayınlarda vardı. Bu anlamda onu da tahsis etmiş olalım. Biraz evvel konuştuk yani iktidar muhalefet işte al gülüm ver gülüm. memnunlar yani. Bak şimdi bu Oda TV'nin bu oh, haberi bu şekilde veriş biçimi çok tepki gördü. Baylok kullanıcısı kadın tam gözaltına alınacakken doğum yapınca neler oldu diyor. Ve bu tweet'i silmediler. Ve binlerce e, tepki geldi. Nereden? Yurt dışındaki kimi isimlerden. Yurt içinden tepki yok. Neden? Bir, Oda TV bu haberinde Baylok kullanmanın suç olduğunun altını çiziyor. İki, ee, bir kadının gözaltına alınacakken doğum yaptığı falan filan diyerek yani çok tuhaf bir olaya takla attırıyor yani inanılır gibi değil yani e, bir insan gözaltına alınacakken nasıl doğum yapar? Yani gözaltına alınacakken camdan atlamaya çalışır, balkondan kaçmaya çalışır falan bir şey yapar da yani <laughs> nasıl doğum yapıyor yani? Gözaltına alınacakken tam doğum yapınca falan yani. Yani gemeri gözaltına almayın ha doğum yaparım ha falan gibi bir yani akla zarar yani. Soner Yalçın iki barış. Terkoğlu. Ve Yelkovan galiba. Neyse. Tuhaf. Ve e, bu bunu gördükleri halde Türkiye'deki mahalleler bunu eleştiremediler biliyor musunuz? Başka şey olsa yani mangalda kül bırakmazlar. Mangalda kül bırakmazlar yani. Niye? Ya olay işte cemaate dokunuyor. İşte efendim işte buna eleştirirsek işte Baylok'u da bir açıdan şey yapmış olacağız. Baylok'tan dolayı bir sürü insan şu anda içeride falan. Ee, yani şimdi Barışlar da sürekli kitaplar yazıp yazıyorlar. Metastas falan filan cendere neyse. Şimdi onlar da içeride de yattılar çıktılar çok da fazla. Şimdi onların itibarını da sarsmayalım Soner'in falan. Neyse filan. Ya işte şimdi bu devirde şimdi bununla empati yapınca falan cemaatçi derler. Zaten şu anda lanetli bir toplum. Herkes taşlıyor. Şimdi bizi de o şeye koymasınlar falan gibi bir sürü kaygı yani. Yazıklar olsun size yani. Yuh. <laughs> Sizin gibi düşünen insanları veya kendi mahallenizden olan insanları savununca ve onların hak ihlallerine karşı sesinizi çıkarınca Demokrat e, ya da e, bir insanlık savaşçısı insan hakları savaşçısı falan olmuyorsunuz Asıl sizin düşünmediğiniz gibi düşünen insanları savunduğunuzda sizin mahallenizden değil farklı mahalleden Hatta belki görüşlerine karşı olduğunuz bir mahalleden birinin hakkı söz konusu olduğunda sesinizi yükselttiğinizde esas bu işin bir kıymeti oluyor. Bu böyle yani. Bu otayı ben geçmişte yaptım. Başkaları da yapmıştır. Herkes kendinden baksın. Ama uzunca bir süredir bunu yapmamaya çalışıyorum. Fikirlerimle, eylemimle, yazımla, söylemimle her şey her şekilde bu doğrultuda bir dünya vatandaşı, bir dünya gazetecisi olarak genel tüm hak ve hürriyetlerin yanında, insan hakkı ve insan hürriyetlerinin yanında yer almaya çalışıyorum, dayanışmaya çalışıyorum. Ne anamızın karnından böyle çıktık, ne böyle yetiştik, ne böyle geldik. Zaten Türkiye tarihi, Türkiye hikayesi bir sürü defoyla dolu yani. Dolayısıyla Türkiye tarihinin sahip olduğu defolar maalesef bizim eğitim hayatımızda da, çalışma hayatımızda da bizim bizde üzerimizde nakış gibi işlendi ve beynimiz yıkandı. Ve biz de ister istemez yaptık yani bu hatayı. Yaptık. Evet. Hala kaldırmadılar bu tweet'i duruyor. Ve hala Türkiye mahallelerinden kimse bunlara bir şey demedi. Hukuktan arındırılmış devlet çetedir. Yeryüzündeki en korkunç organizasyondur. Halkı ve diğer devletler için bir tehdittir. Tıpkı Türkiye gibi diyor Tuncay Opçin. Mahmut Akpınar Türk toplumu gerçekten ilginç. Hazineyi boşalttığı, herkese haraca bağladığı ortaya çıktıktan sonra bir mafya babasını ülkeye lider seçiyor. Sonra ülkede adalet, huzur, kalkınma, refah olsun istiyor. Muhalifler mafya düzeni bitmeli diyor. Ama mafya liderinin ağzıyla konuşuyor demiş. Said Sefa, rejim neyin üstüne inşa edilmeye çalışılıyorsa onu yıkmak zorundasınız. Gerisi boş laf. Rejim Gülen grubu ve Kürt siyasi hareketini imha üzerine kurulmaya çalışılıyor. Şeytanlaştırma çabalarına dur denmeli. Çünkü bu kırmızı çizgiler rejimin temellerini oluşturuyor demiş. Freedom House raporu Macaristan artık bir demokrasi değil diyor ki Macaristan bir Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği üyesi olsanız da durumlar çok fazla değişmiyor ki zaten Orban, Macaristan Başbakanı şu anda son yıllardaki otoriter tutumuyla, iktidara geldi bir daha gitmek bilmeyen tutumuyla ve işte ciddi baskı uygulamalarıyla Avrupa'nın ortasında dikkat çekiyor. Ve önümüzdeki seçimlerde karşısındaki bütün muhalifler ona karşı birleştiler. Buna dikkat çekmek için de bu haberi özellikle seçtim sizin için. Avrupa Birliği üyesi bile olsa bir ülke böyle bir sınav yaşayabiliyor, böyle bir liderle sınanabiliyor. Ama karşısındaki bütün muhalif cephe birbirine çemkirmeden, birbirinin kuyusunu kazmadan bu adam gitmeli ve biz bu adamı devirmeliyiz ortak bir Cep olarak. Ondan sonra bakarız diyorlar. Evet. Türkiye Türkiye bundan fersah fersah uzakta olur mu? bir millet ittifakı var işitiyorum İşte bir küçük partilerden biri ismi lazım değil onu bırakmış filan falan ayrılmış öbürü bir iki bilmiyorum yani çok zor çok çok zor ee, öncelikle Türkiye'deki muhalif cephenin Türkiye'de bir muhalif cephe olabilmesi için iktidarın söyleminden uzaklaşması gerekiyor biraz evvel getirdim yok baylok maylok şu bu filan bunları bir bırakacaksın artı insan hakkı ihlallerinin yanında şöyle bir hizalanacaksın ee, kişinin kimliğine, kişinin neden yargılandığına, hakkında hangi soruşturma olduğuna falan bakmaksızın hak ve hürriyetlerin yanında, yasaların yanında, evrensel gerçekten kriterlerin yanında hizalanacaksın. Ortak değerler, temel, payda, ortak payda. Herkes bunu söylüyor ama yapmıyor. Ondan sonra bakacağız. Herkes bunu söylüyor ama yapmıyor. Amerika'ya gidelim. Aslı Aydın Taşbaş paylaşmış. Trump ABD seçimlerinden sonra Georgia eyaletinde seçim sorumlusunu arayıp tehdit etmiş. Bana 11 milyon 11 bin oy bul diyor. Trump ne işe ki gitti ki hala kesin değil. Esasen bugün yarın Amerika'da çok kritik günler. çünkü senatoda oylanacak Trump'ın başkanlığı. Şey, daha doğrusu kongrede oylanacak Trump'ın başlık başkanlığı. Seçici kurul geçtiğimiz ay. Eee... ...delegeler oylarını kullandılar ve Biden'ın başkanlığının altını çizdiler. Resmileşmeden önce Trump hala zorluyor koşulları. Bir sürü pisliği ortaya çıktı. Ruh hastası bir adam. Ee, ve pandemi olmasaydı, salgın olmasaydı... ...ve ne bileyim... ...Arizona gibi, Georgia gibi... ...bazı cumhuriyetçi eyaletlerde... ...abuk subuk işler yapmasaydı, biraz senesini tutsaydı... ...bazı işte... Cumhuriyetçi efsane liderlere karşı McCain gibi mesela Arizona'da abuk subuk konuşmasaydı belki alacaktı seçimi. Yani bir iki eyaletteki ne bileyim birkaç on bin oyla kaybetti Trump seçimi. Pandemiye rağmen bile alabilirdi yani. Ve ondan sonra Amerika'da taş taş üstünde kalmazdı. Çünkü sistem çok ciddi sarsıldı. Kusura bakılmasın Amerika'da medya var, Amerika'da sistem var, şu var bu var diyenler de kusura bakmasınlar. Ben bayağı okuyorum, takip ediyorum. Orada yaşamam da gerekmiyor her zaman. E, dünyada 170 ülke var ve bu, bu 170 ülkedeki sistemleri ve gelişmeleri anlayıp e, bilebilmemiz için her ülkede gidip birkaç ay yaşamak zorunda değiliz bugün bu çağda. Fakat gördüğümüz şey şu ve diyebileceğim şey şu. Bir ülkede kurumlar, nizam, nizamat şu bu falan olsa dahi ne olursa olsun o kurumları insanlar işletiyor. Yani yargı var diyorsunuz ama bir hakim siyasi iradeden telkin aldığında olay bitiyor. Yani ona hayır diyemiyor. Ona hayır diyecek. Yani kişiler hayır diyemeyince de maalesef partiler, yargı, kurumlar ne derseniz deyin sivil toplum dahil istediği kadar olsun. İstediği kadar da yönetmelikler, yasalar olsun. Kişilerde bitiyor olay ve kişiler artık bırakmaya başlamışlardı. Zaten bir bölümünü dönüştürmüştü Trump. Bir bölümü de artık bırakmaya, artık ben bu yönetimle, bu biçimde çalışamam diye vicdanı olan insanlar bırakmaya başlamışlardı. Bir dönem daha seçilseydi emin olun taş taş üstünde kalmazdı. Ki emin de değiliz yani doğa hala adam o koltuğu korumaya çalışıyor Beyaz Sarayı. Bakalım polis nezaretinde mi çıkarılacak, nasıl çıkarılacak. Ee, bu da e, enteresan bir iddia. E, BBN Türk televizyonu, böyle bir televizyon varmış bilmiyordum. E, Fehmi Çalmuk'un konuğu olmuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç. Ve enteresan şeyler e, söylemiş. E, AKP'nin istihbarat örgütlerini kullanarak Millet İttifakı'nı dağıtmaya çalıştığını e, söylemiş. E, devletin bazı kurumlarını kullanarak bunu yapıyor diyor. Hepimizin telefonları dinleniyor diyor. Bir takım derinliklerde bir takım operasyonlar e, yapıyorlar diyor. ...ve gayri resmi siyasetten bahsediyor. E, fakat enteresan bir şey söylüyor. Amerika ile bağlantı olarak söyleyeceğim. Amerika'daki seçimleri Joe Biden'ın kazanmasından sonra... ...yaşananları anlatırken... ...hiç umurumuzda değil, bizim için e, fark etmez... ...Biden'da, Trump'da Amerikan emperyalizminin başkanlarıdır demiş. Al birini vur ötekine. Biz onlara hiç bakmıyoruz. Oralı bile değiliz. Biz milletimize bakıyoruz. Ama Biden'a kimin baktığını çok iyi biliyoruz demiş ve şu cümleyi kuruyor. Diyor ki AK Partili milletvekilleri şu anda Amerika'da Biden'ın kapısında bekliyorlar. Mücahit Arslan, Ali İhsan Arslan şu anda Amerika'da Biden'ın kapısında beklemeye devam ediyor. Ali İhsan Arslan'ın oğlu Mücahit Arslan öyle diyelim. Tayyip Erdoğan'ın kasasıdır aynı zamanda. AK Parti milletvekillerinin hangi firmayla anlaştığını, kulis yapması için kaç para verdiğini hepsini biliyoruz. Anlaşma metni de var bende diyor. Evet baba Ali İhsan Arslan, e, baba İhsan Arslan daha doğrusu AKP yönetimine verip veriştirirken e, oğlu da Amerika'da lobi yapıyordu. Daha sonra da partiden ihraç istemiyle filan disipline verildi İhsan Arslan. Sonra ne oldu bilmiyoruz ama onu söylemiş. AK Partili milletvekilleri şu anda Amerika'da Biden'ın kapısında bekliyor. Hangi firmayla anlaştığını biliyoruz. Anlaşma metni de var bende demiş. Bakalım neler çıkacak. Şimdi çok sokak röportajlarında var muhalefetin seçmenle imtihanı. Türkiye'de ekonomik krizin siyasete yansımalarına ilişkin fikir veren bir röportaj demiş Gazete Pencere. Bu röportajda bir kadın eve giren emekli maaşının yetmediğinden şikayet ediyor. Hükümetin kaşıkla verip kepçeyle aldığını söylüyor. Siyasi tercihi sorulduğundaysa verdiği yanıt muhalefete mesaj hem geçim sıkıntısından şikayet ediyor. Ardından da tercihinin Erdoğan olduğunu söylüyor ve ekliyor. Kime oy vereyim diyor. Burada da yine bir başka haber. Pazarda çürük peşinde. Ali Beyköy çekilen görüntüler gün biterken tezgahlarda geriye kalanları toplayanlar. 2020'den 2021'e geçtik. Yıl 2021 vitrine çıkanlarla devam ediyoruz. 24 dakikayı geride bıraktık. Kamu bankaları ATM'leri tek bir ATM'de topluyor. Bu projeyle yıllık 1 milyar liralık tasarruf sağlanacak. ATM devrimi demiş Hürriyet iç sayfa ekonomi manşetinde. Devrim devrim değil bu. Batı'da böyle. Ya bir tane ATM olur, insanlar gider, kartını sokar, oradan parasını çeker. Herhangi bir komisyon falan da ödemeden ama işte Türkiye'de demek ki hala bu manzara var yani. 10 tane bankanın 10 tane ATM'si yan yana duruyor. Yani israfa bakar mısın yani? Bu kalktığında Türkiye'nin ilerlemeye, ilerleme yönünde bir adım attığını düşünebilirsiniz. Daha evvel az önce bir örnek vermiştim. Bu ikincisi olsun yani. Cezaevleri 39. güne giren açlık grevleriyle ilgili Berivan Korkut konuşmuş. Risk büyük, acil risk büyük, acil çözülmeli. Öcalan'a yönelik ağırlaştırılmış tecridin sonlandırılması ve tutuklulara yönelik artan hak ilerlerini protesto amacıyla efendim. Açlık grevi eylemi başlatılmış cezaevlerinde ve 39. günündeymiş. Salgın döneminde açlık grevi yapan tutuklar için riskin iki katına çıktığını belirtiyor. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği Savunuculuk Koordinatörü Berivan Korkut duyarlılık çağrısı yapıyor. Biz de bunu bu ekranlarda yeni, yeni yaşam manşeti, manşetiyle buna aracılık etmiş oluyoruz. Bir kere daha söylüyorum. Hak savunuculuğu suçlu olsun olmasın tutuklu olsun olmasın hakkında soruşturma olsun olmasın görüşlerine katılın katılmayın sizin mahalleden olsun olmasın yaptığınız eylemle söylediğiniz sözle lafla ve yazdığınız şeyle tartılır ölçülür bu noktada cezaevlerinde açlık grevi yapan insanları 39. gününde anlamaya çalışmazsanız ve onların sorunlarına kulak vermezseniz ve bir dakika demezseniz sizin demokratlığınız, e, hakperestliğiniz, yurtseverliğiniz de o ölçüdedir. O ölçüde olur. SMA konusu e, son bir iki günün gündemi. E, Milli piyangoda biliyorsunuz dört e, çeyrek bilete... E, tesadüf etti büyük ikramiye birine çıktı diğer üçü e, satılmamış dendi ve varlık fonuna yani Tayyip Erdoğan'ın kasasına gitti. 100 milyon TL'nin 75 milyonu. Şöyle de olmuş olabilir. E, yani bir şeffafiyet olmayınca ve Milli Piyango'nun itibarı fena değerlerde olunca artık aynı numaraya çıkan biletler işte satılan satılmayan üst üste çıkmayınca kasaya devredilen şeyler falan yani sistem çeyrek bilete çıkması üzerinde üzerine kurgulanmış olabilir. Bir bileti bir bileti bir yerde sattırırlar, üç bileti de sattırmazlar. Merkezde tutarlar. Dolayısıyla ister istemez zaten tek çeyrek bilete çıkar 75 milyon da kasaya. Yani varlık fonuna. Bunu yapmış olabilirler. Yapar yani Demirören, Erdoğan ortaklığı bir cebinden alır, diğerine koyar. Bu vatandaşa soygundur. SMA hastası çocuklar meselesi çokça gündemde. Bunun ne olduğuna ilişkin de çokça paylaşım yapılıyor, haberler yapılıyor. Şimdi şey nedir? SMA hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Bununla alakalı BBC Türkçe'de bir haber var. Onu okumanızı istiyorum. Spinal musküler atrofi hastalığı. Bunun baş harfleri SMA. Bir bebek ve çocuk için düzenlenen kampanyalara son dönemde sosyal ağlarda çokça rastlıyorsunuz. Nadir görülen bir kas hastalığı ve tedavisi zor. Kişiye özel tedavisi var. Kişiye özel ilacı geliştiriliyor ve bu çok pahalı. O kadar pahalı ki yani tek doz uygulamasının on binlerce dolar olduğu söyleniyor ve iyileşebilmesi için bir çocuğun veya bebeğin o ilacın, o kişiye özel üretilen ilacın e, maliyeti e, milyon dolarları buluyor. Dolayısıyla e, gen bozukluğundan kaynaklanan ölümcül bu hastalık bugüne kadar umutsuz gibiyken, e, dünyanın en pahalı ilacıyla bir umut oldu çocuklara, bebeklere. E, bakın, işte şu an için diyor, ABD ve Avrupa'da uygulanan ilaç e, Zolgensma piyasa değeri 2 milyon dolar civarında. Yani yani e, paranız olsa bile çok pahalı. <laughs> yani zenginler için bile pahalı bir şey bu. E, ve bunu bir yardım kampanyasıyla falan toplamak da kolay değil. E, devletlerin desteği gerekiyor, devletlerin katkısı gerekiyor. İşte işte o 75 milyon saraya aktarılan Milli Piyango parası belki 30-40 hasta çocuk için bebek için umut olabilir diye bir kampanya başlatıldı. Ama dediğim gibi devlet kör sağır. Bakan demiş ki bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya alet olmayacağız. Devletiniz aciz bir kere. İki, bu kampanya devletinizi aciz göstermeye de çalışmıyor. Çocuklara ilaç bulmaya çalışıyor. Üç, yani gir devreye ve çöz bu konuyu yani. İsveç'ten bir Covid-19 hastasına hastası için özel uçak kaldıran bir devletten bahsediyoruz. Yapabilirsin bunu yani. Ama dediğim gibi dert o değil. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyiz demiş mesela bir başka demecinde. Dedim ya kişiye özel geliştirilen bir ilaç. Yani böyle Covid-19 aşısı gibi bir laboratuvar ortamında geliştirilip milyonlarca üretilip sevk edilen filan bir şey değil bu. Kişiden alınan kimi örneklerle ve o gen tedavisinin yapılabilmesi için omurilikten verilen bir e, ilaç, bir uygulama ve bu uygulama öyle kolay değil e, dediğim gibi şey. E, tamamen o, o bebeğe, o çocuğa özgü bir tedavi yöntemi. Bunu da böyle bir şey aklıma eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş geldi de neyse onu araştırır bakarsınız. Devlet. Şimdi devlet o kadar oyalıyor ki bu Covid-19 aşı maşı meselelerinde. Gazeteler de güzel katkı sunuyor. Mesela her sene aşı olacak mıyız diye Hürriyet'te bir haber. Ya aşı yok ortada. Aşı olsun da her sene olup olmayacağımıza bakarız. Önce bir kere olalım. <laughs> Korkmaya gerek yok demiş Türkiye gazetesi. Mutasyon virüsü yok edebilir. Şimdi yeni bir mutasyon çıktı ya başta İngiltere, Avrupa'da. Mutasyondan korkmayalım. Yani bu, bu onun panzehiri olabilir falan diyor. Hangisi diyor Türkiye? Değil mi ya yani her biri Sağlık Bakanlığı'nın ayrı bir masası gibi çalışıyor bu gazeteler. Bir başkası akşam bugünkü gazeteler bunlar. Hedef mayısta normal hayat. 3 ayda bağışıklık mümkün. P. <laughs> %60 aşıyı ilk 3 ayda yaptıracak. Ya bir aşı gelsin de yaptıralım yani anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye için söylüyorum. Benim yaşadığım ülkede oluyor. Hatta Oxford, Astra, Oxford AstraZeneca aşısı da başladı bugün. İlk aşı 82 yaşında bir erkeğe uygulandı. Pfizer-BioNTech aşısından sonra İngiltere Oxford AstraZeneca aşı, aşısını da uygulamaya başladı. Bugün. Yani ikinci aşı da devrede. Kasteler tuhaf. Yani aşı yok ortada. Millete soruyorlar aşı yaptıracak mısınız? Yok yani. Bu da tuhaf bir sosyal ağlarda dolaşan görsel ama haklı. İnsanoğlu gerizekalı yerine, e, insanoğlunu gerizekalı yerine koymanın fotosunu çekin deseler bundan daha iyi anlatan bir resim olamaz demiş. Bakın uçak kuyruğunda insanlar böyle sosyal mesafeyle bekliyorlar. 30 dakika sonra uçağın içindeki durum da bu. Hastanelerde cenaze evleri de doldu taştı. Yer Amerika, yer Birleşik Krallık. Sağlıkçılar korunmadan toplum korunmaz. Onun için zaten sağlıkçılar ilk planda aşılanan grup oluyor. Evrenselden getirdik bunu. Kiminde iki kat, kiminde hiç yok. Salgından çıkışın tek yolu olarak görülen aşıda onay sürecinin ardından başlayan tedarik yarışı dünyanın terazisini yine bozdu. Nüfuslarının iki katı kadar anlaşma yapan batılı başkentler fazla aşıya ilişkin projeler geliştirirken az gelişmiş ülkeler bu desteklere ya da küresel yardım programlarına bel bağladı diyor. Karar. Türkiye'de ise hükümet kaygıları gidermek için yerli aşıyı işaret etti. Geçelim boğaz içine. Bu arkadaş Boğaziçi Üniversitesi rektörü olmuş Profesör Doktor Melih Bulu. Soldaki de İstanbul milletvekili aday adayıymış AKP'den. Çokça tartışılıyor. Boğaziçi'liler bu arkadaşa AKP'de milletvekili aday aday olduğu, partizan kimliği ortaya çıktığı için değil, üniversiteden biri olmadığı için karşı çıkıyorlar. Üniversiteden biri olsaydı demek ki sorun olmayacaktı. Üniversitelerde AKP'li rektörler dönemi demiş ve 9 AKP'li rektörün milletvekili veya eski milletvekili fotoğrafını yayınlamış. Kütahya'dan İzmir'e, Ankara'dan işte Nevşehir'e kadar, Konya'ya kadar bir sürü. Yani bu bu konuda söyleyecek bir şey yok yani ilk kayyım atanırken sesinizi biraz çıkaracaktınız. İlk kayyım Koza İpek grubuna atandı, İpek Medya'ya atandı. Daha sonra İpek Üniversitesi'ne el konuldu, çöküldü. Ardından 15 Temmuz'dan sonra da bir düzine ve daha üstünde üniversiteye çöküldü. Yakınlarda Şehir Üniversitesi'ne çöküldü Davutoğlu'nun kurduğu. Boğaziçi biraz geç kalmış gibi. Boğaziçi hocalardan AKP'li rektör Melih Bulu'ya tepki kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Peki bakacağız. Takip ediyorum. Üç gün konuşup unutacaksınız. Takip ediyorum. Üç gün sonra hatırlatırım. Metin Günday milletvekili yapmaya layık görmediklerini Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör yaptılar demiş. Kıvanç Özcan. Akademinin öldüğü boğaz, tabut Boğaziçi'ne gelince mi anlaşıldı diyor. Boğaziçi ilk 500'de bile değil. Daha evvel ilk 500'de iki üniversitesi vardı Türkiye'nin. Boğaziçi ve ODTÜ. Artık Boğaziçi ilk 500'de bile değil kendi dertlerine yansınlar diyecek bir şey yok. Çok üzgünüm yani. Ama 2021'de bu işe itiraz etmek için biraz geç kaldınız yani. Çok üzgünüm. Liyakati yok etmek isteyenlerin sarıldığı sözcük elitist demiş Can, demiş Can Gürses. Yani e, cehaleti kutsayanlarla kavramlar üzerinden konuşma, konuşmak konuşmak ahestir yani. Cehaleti kutsuyor karşındaki yani. Onun için e, Boğaz içine bir düşmanlıkları var, ot diye bir düşmanlıkları var. Elitist diyerek dışlıyorlar, ötekileştiriyorlar. Böyle yani. Eser Karakaş bir devletin gücü kurumları kadardır. AYM'ye İrfan Fidan, Boğaz içine Melih Bulu ve benzerleri atanıyor. Kurumlar çökertiliyor. Türkiye'yi bir yabancı ülke işgal etse devleti kurumlarını çökertmek için daha ötesini yapamazdı. Geçelim fikri sağlara. İşte fikri sağlar. Ee geçmişte başörtülü o afişlerle boy o, boy o istedi. 200'lü falan diyorlar. Deniyor. Sabahtan getirdim bu küpürü. Sağda da CHP fırsatını bulsa başörtüsünü yasaklar demiş Özlem Zengin. Ama e, insanoğlu e, unutuyor. Ön bir iki şey söyleyeceğim bu başörtüsü konusuyla ilgili. E, tartışmaya e, katkı sunsun. Erdoğan e, hem fikri sağlara eee Sert çıktı. Hem de sözcünün Ayasofya kapağına, e, birinci sayfasına karşı çıktı. E, başörtüsü konusunda CHP'lere karşı çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki partili başörtülü kadını, kadına vitrin mankeni dedi. Hem o kadına hakaret etti hem de CHP'lere hakaret etti. Ve CHP'liler e, doğru dürüst bir tepki vermediler. yani Kemal Kılıçdaroğlu biraz bir iki dakika sert konuştu, o kadar. Yani, yani... E, muhalefet tepki tepki vermeyi de bilmiyor veya neye nasıl tepki göstereceğini de bilmiyor. Gerçekten tepki veril, verilmedi doğru dürüst. Ancak şu dikkatlerden kaçtı. Erdoğan'ın o sözü prompterdan Erdoğan'ın sözü prompterdan okumuyordu. Önündeki kağıttan da okumuyordu. Muhabirlerin sorularına irticalen verdiği bir cevap içerisinde kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yanındaki başörtülü kadına vitrin mankeni derken. Ve o vitrin mankeni lafı Ertesi günkü sabah gazetesinde yoktu. Neden? Çünkü Erdoğan irticalen konuşmuş, ağzından çıkan şey yanlış bir şeydi ve yanlış yerlere çekilebilirdi ve ne me lazım dedi Fahrettin Altun, Propaganda Bakanı. Sabah arandı, talimatlar verildi ve siz o vitrin mankeni cümlesini görmeyin dendi. Ve işte sabahın birinci sayfasında da yoktu. Bu da iç sayfası. Burada Erdoğan'la ilgili de. evet, burada. Gösteriyorum yok. Bırakın artık bu işleri. Artık 40'lı 50'li yıllardaki CHP'nin olduğunu, yaşam tarzı olarak hala insanların yaşamına müdahale ettiklerini görmek istemiyoruz filan falan bir sürü söylüyor. Hep bütün laflar var ama vitrin mankeni lafı yok. Özenle ayıklanmış. İhsan Eli Açık diyor ki Cuma namazı çıkışı ayaküstü yine oltasına atıyor ve bir sürü balık takılıyor. Muhalif kanallar bile Kılıçdaroğlu'nun yanındaki başörtülü için vitrin mankeni demesine iştahla atlıyor. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Akıllı olun oltalara gelmeyin demiş. O arada Sözcü ikinci hayat öpücüğünü verdi iktidara. Harika bir gerçekten gollük pas. 2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı derken birinci sayfasında... Temmuz 2020'de e, Ayasofya açıldı diye şey yapıyor. Şimdi felaket gözyaşı ne? Temmuz 2020'de Ayasofya'nın açılması. Bir kere Ayasofya'nın açılması ne bir felaket ne bir gözyaşı. E, yanlış yani. Ama e, bu bir gaf da değil. İşte editörün gafı falan filan demişler kendilerini şey yaparken. Yani gazetenin bir yayın yönetmeni bir şeysi yok. Bu, bu sayfa herkese gitmiyor mu? Yani e, 2020'nin torbasından felaket gözyaşı çıktı deyip Ay ay şuraya baktığında 12 tane ay var. Kadın cinayetleri, sel vurdu, balkonda 19 Mayıs, yeni normal, çığ felaketi, deprem. Bunların yanına Ayasofya diyorsun. Ya bir dakika burada bir problem falan var der. Yayın yönetmenine bile gerek kalmadan sayfa sekreteri müdahale eder yani. Veya birinci sayfanın görselini çizen. Bu birinci sayfa toplantısında konuşulmadan, kararlaştırılmadan basılacak bir sayfa değil. Editoryal bir hata falan hiç değil yani. o, o yayın kurulu buna karar vermiş yani. 8-10 kişi. Yayın yönetmeni başta. Anlatmayın yani. Ne gerek var buna yani? Kaldı ki yani Ayasofya'nın açılması bir felaket değil yani. Başka şekilde değerlendirebilirsiniz yani. Ama yani deprem çığ felaketi gibi, kadın cinayetleri gibi bir felaketler sıralamasına Ayasofya konmaz yani. Sonra Erdoğan buna da cevap verdi. Ben sözcü okumuyorum. Kimse para verip almasın dedi. Yani sen böyle bir pas atarsan o da böyle karşılar yani. İhsan açık devamla. Sözcü 2020'nin felaket listesine Saraya 11 milyon asgari ücreti 2825 TL ayrılmasını değil de Ayasofya'nın açılmasına ekleyerek Recep Tayyip Erdoğan'a şahane bir asist, gol pası yaptı. E, Tabi o da hiç kaçırır mı iktidarla mücadele için katıksız Atatürkçü olmak yetmiyor demiş. O arada hatırlatma. Başörtüsü meselesini AKP çözmedi. Başörtüsü meselesi 2010 yılında e, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olduktan sonra verdiği Radikal Gazetesi'ne kızlar Ünivers üniversiteye türbanla girecek e, açıklamasından sonra çözüldü. Bir toplumsal konsensüsle CHP'nin bu konuda yumuşamasıyla herhangi bir böyle kanun manun çalışmasına gerek kalmadan çözüldü. 2010 yılı yaz aylarına kadar 1 Temmuz 2010 Radikal Gazetesi'nin manşeti ekrana getirdim. 1 Temmuz 2010 8 yıldır AKP iktidardaydı ve çözülmemişti bu konu. Onu da hatırlatayım. AKP falan çözmüş değil. Gençler dikkatle bakın yani. İşte bu da Radikal'den o haberin kepsi. Hala internette de var açıp bulabilirsiniz. 1 Temmuz 2010 tarihli haber. Kılıçdaroğlu Deniz Zeyrek ve Zihni Erdem'in sorularını yanıtlıyor radikalde. Başörtülüler üniversiteye gidebilecekler mi sorusuna şu cevabı veriyor. Herkesin okumasına olanak sağlayacağız. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Biz bu sorunu çözeceğiz diyor. Bu da işte soru cevap söyleşinin devamı. Haliyle bu konu dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun 1 Temmuz 2010 çıkışıyla çözülmüştür. Sonraki günlerde de böyle bir sorun kalmamıştır. Yeni nesil arşivi tarayarak öğrenebilir. Giderek fakirleşiyoruz. İstiklal'in manşeti Metropol Araştırma'nın yaptığı ankette halkın %63.8'i ekonomik durumun kötüleştiği sonucu ortaya çıktı diyor. Bir çürük elmaya muhtaç halinde haldeyiz ki pazarlardan sebze meyve toplayanların görüntüsü bir günde market sepeti yarıya indi diyor Milli Gazete ve eski yeni fiyatlarla işte et fiyatlarını ne bileyim makarna fiyatlarını süt fiyatlarını bu şekilde karşılaştırmış çay, bulgur ne ararsan var beyaz peynir bütün fiyatları bu şekilde karşılaştırmış. Evet, yani alternatif olarak partilerin ve medyanın bu çalışmaları yapması gerekiyor. TÜİK'in açıkladığı veriler güvenilir değil. Halkın %63'ü geçim sıkıntısı çekiyor. Evet. Tweetlerini beğenmezsek para yok. Sanatçılara kilitli sosyal medya hesabınızı açın şartı. Sanatçılar hani bize bir video gönderin biner lira göndereceğiz demişlerdi. Erhan Güler yüz galiba buna e, itiraz etmişti. Eee tweet kontrolü, Instagram kontrolü falan yapacaklarmış. Yani canlarını sıkan bir sanatçı olursa ona bin lirayı vermeyecekler. Video göndermiş olsa bile. Enflasyon araştırma grubu raporu Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 4, 2020 enflasyon oranı da yüzde 36. Enflasyon araştırma grubu internet sayfasına girdim. Şu Ena Grup burada görüyorsunuz Aralık 2020 araştırması Tüfen'in verdiğini verip geriye doğru şeyleri yayınlıyor ve işte 2020 enflasyon oranını %30 2020 enflasyon oranını yüzde %36 olarak açıklamış. Metropol Araştırma da aynı şekilde e, halkın enflasyon oranının %30'un üzerinde olduğunu söylüyor. Türkiye'nin nabzı ayın 5 rakamı e, araştırması önümde. E, genel olarak düşündüğünüzde Türkiye iyiye doğru mu kötüye doğru mu gidiyor diye sorulduğunda %64.8 kötüye gidiyor demiş. Son bir yıl içerisinde sizin veya ailenizin geçim şartları refah düzeyi nasıl değişti sorusuna kötüleşti diyor 63.8. Biraz evvel gazete haberlerinden getirdiğim konuyu rapordan direkt getiriyorum. Ee, Devlet İstatistik Enstitüsü TÜİK enflasyonun yani hayat pahalılığının geçen seneye göre %14 arttığını iddia etti. Sizin gözleminize göre Türkiye'deki enflasyon ne kadar artmış diye sorulmuş. %30'dan fazla diyor yarıdan fazlası 51.3 %51.3 %30'dan fazla diyor enflasyon ki zaten ENA grubunun açıklaması da öyleydi. Koronavirüs aşısı geldiğinde yaptıracak mısınız sorusuna %51 evet yaptıracağım. %51,5 evet yaptıracağım. %48,5 hayır yaptırmayacağım demiş. Türkiye için ABD mi yoksa Rusya mı daha güvenilirdir sorusuna ikisi de güvenilir değil diyen 57.6. Metropol araştırmanın e, aralık raporu buydu. Gene bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz de AKP 30.6, CHP 20, İyi Parti 8.9, HDP 8.7, MHP 6.0, DEVA 1.7, Gelecek Partisi 1.3 olarak sıralanıyor. Saadet Partisi de 0.6. Kararsızım diyenler 9.5. E, bu pazar seçim olsa ne olur? Aralık 2020 e, Metropol Araştırma'nın ...sonuçlarıydı efendim. Ülkede gerçekten rezervler tükendi. Bu fotoğraf Venezuela... ...parası. işte bu kadar parayla... ...bir tuvalet kağıdı alınabiliyor ki... ...bu birkaç sene önceki bir veriydi... Para basıyor şu anda Türkiye ve maaşları ödeyebilmek için ve döviz rezervleri tükenmiş durumda. Vatandaşın döviz mevduatları da aynı şekilde özel ve kamu bankalarındaki tükenmiş durumda. Yarın öbür gün döviz mevduatını çekmek istediğinde vatandaş döviz olarak değil karşılığı TL olarak alacak. Ve para basmak enflasyonu artıran gerekçelerden biri ve işte böyle bir çuval parayla gidip ancak bir tuvalet kağıdı, bir rulo tuvalet kağıdı alabiliyorsunuz. Bu kare neden önemli? Yani e, tuvalet kağıdının belki beş katı bir kağıtla ancak bir tuvalet kağıdı alabiliyorsunuz anlamında önemli. Son konumuz İlker Baş bu. 46 dakika olmuş. Biraz uzun ama yılın ilk programı bir olarak değerlendirebilirsiniz. Pazartesi günü itibariyle günden biraz kalabalık. Kontrol ge Kontr gerillayı duymadım, görmedim diyor. İpek Özbey'e Cumhuriyet'te verdiği röportajda. Ne duydum, ne gördüm, ne şahit oldum diyor. Bu olay yani devletin çıplak arama yok demesi, Ankara'nın işkence yok demesi gibi bir şey. Öyle diyecek tabii var mı diyecekti yani İlker Başbuğ. Ama İlker Başbuğ'un şu açıklaması daha önemli. 27 Mayıs'ta öğrenciydim hazır bekliyorduk öğrenciler bireysel davranamaz açıklaması daha önemli. Bunu da kaynağından getirelim. Şöyle söylüyor. 22 Şubat Ha 27 Mayıs darbesinde neredeydiniz diye soru e, soruluyor ve e, evet şu anda siz görebiliyorsunuz. 27 Şubat şey 27 Mayıs darbesinde neredeydiniz? Kuleli Askeri Lisesi'nde son sınıf öğrencisiydim. O yıl sonunda e, Kara Okulu'na gittik. E, devamla gelen soruyu cevaplandırırken şunu söylüyor. Özellikle 22 Şubat 1962'de ...darbe girişimi oluyor. Ancak öncesinde 5 Şubat'ta... ...Başbakan İnönü Kara Harp geliyor. Siz de kendisini karşılayan merasim bölüğündesiniz. 22 Şubat'ta öğle saatlerinde bir emir veriliyor filan. Kara Harp Okulu'nda... ...Talatay Demir girişiminde. Bakın şu cevap çok önemli. Diyor ki... ...evet... ...başarısız darbe girişimidir. İki kere darbe girişiminde bulunmuş. İlkinde rütbesi... ...ve rütbesi sökülmüş, üniforması alınmış düzer düz er olarak e, oradan ihraç edilmiş. İkincisinde de hayatıyla bunu ödemiştir, idam edilmiştir. İkinci darbe girişiminde Talat Aydebir. 22 Şubat 2000, şey 1962 İlker Başbuğ Kararpe öğrencisi. Öğle saatlerine doğru depolardaki silah ve teçhizatımızı alma emrini aldık. Ortada olağanüstü bir durum olduğu belliydi. Tabur komuta, komutanımız Kurmay binbaşı Bahtiyar Yaltay'dı. Yalta hepimizin örnek aldığı değerli ve karizmatik bir subaydı. Talatay Demir'e yakındı. Yemekhanelerde her an göreve hazır olarak bekliyorduk. Gece yarısını geçmişti. Tabur komutanımız geldi. Ordu içinde silahlı bir çatışmaya neden olunmaması için harekattan vazgeçildiğini söyledi. Burada Kara Okulu öğrencisi olarak olayın nasıl içinde olduğunu ve emir ve, emir ve talimatları beklediğini ve o emir ve talimatlara göre hareket edeceklerini söylüyor. İlker Başbuğ 22 Şubat 1962 Talatay Demir girişiminin Harp Bokulu öğrencisi. Talatay Demir Karar Bokulu komutanı bu arada. Devamla şunu söylüyor: Toplum psikolojisinin hakim olduğu bir yerde genç tecrübesiz bireylerin bireysel davranması mümkün değildir. Böyle bir davranış şekli de bu bireylerden pek beklenmemelidir. Olayların değerlendirilmesi ve yargılanmasında bu nokta dikkate alınmalıdır bugün askeri öğrenciler 15 Temmuz darbe girişimi suçlamasıyla müebbet hapis cezalarına çarptırıldılar ve yüzlercesi binlercesi ya içeride ya dışarıda hayatları kararmış bir vaziyette gencecik yaşlarında yaşamaya çalışıyorlar. Yaşam denebilirse. Bir darbe girişiminin dönemin kara harp okulu öğrencisi eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, toplum psikolojisinin hakim olduğu yerde genç tecrübesiz bireylerin bireysel davranması mümkün değildir diyor. Evet, biraz gecikmiş bir açıklama İlker Paşa ama umarım içerideki masum emir kulu öğrenciler, nereye gittiklerini bilmeyen silahsız öğrenciler, Boğaz Köprüsü'nde linç edilen o öğrenciler, o öğrencilerin hem itibarları iade edilir, hem özgürlüklerine kavuşurlar, hem de hayatlarına iade edilen tüm haklarıyla beraber devam etmeleri sağlanır. Ne kadar mümkün olabilirse dört buçuk sene sonra. Ağır bir travmadır bu yani. Kolay değil. Hem kendileri için hem de aileleri için. Umarım ve dilerim. Yıl 2021 vitrine çıkanlar dedik 51 dakika rekor bir süreyle bitiriyoruz. Ben 30-35 dakikada bitirebilir miyim diye çok planlamaya çalıştım ama bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Uzattıysak mazur görün efendim. Bundan, bundan sonraki yayınlarda biraz daha dikkatli oluruz. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.